Merhabalar, Zinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle vişne reçeli yapacağız. Vişne reçeli tarifimiz için 2 kase vişne kullandım ben. Bakın vişnelerim bu şekilde, çekirdeklerini çıkartacağım. Bakın şöyle bir aparatım var çekirdeklerini çıkartmak için. Ama isterseniz pipetle de çıkartabilirsiniz. Bakın bu şekilde yerleştiriyorum. Tam ortasından bastırıyorum. Bakın çekirdeğimiz çıktı. Bu şekilde bütün çekirdeklerimi çıkartacağım. Çekirdeklerimin hepsini çıkarttım. Şimdi tenceremin içerisine bir kase toz şeker aldım. Ölçümüz bir kase vişneye bir kase toz şeker. Ben 2 kase vişne kullandığım için 2 kase de toz şeker kullanacağım. Bir kase şekerimi önceden koydum. Üzerine vişnelerimi koydum. Onun da üzerine bir kase toz şekeri ilave ettim. Bakın şöyle bir karıştıracağım. İsterseniz bir gece bekletebilirsiniz. Ama ben bekletmeden yapacağım. Sadece bir saat kapağını kapatıp bu şekilde bekleteceğim. Birkaç saat bekletebilirsiniz. Ya da dediğim gibi bir gece önceden yapıp bekletebilirsiniz bir gece. Şimdi bakın ocağıma kısık ateşe aldım. Çünkü şekerlerim daha erimedi gördüğünüz gibi. Şekerlerimi kısık ateşte eriteceğim. Bakın bu şekilde karıştırarak şekerimi eritiyorum. Ocağımızın altı çok yüksek, açık olmasın. Şekerimiz yanabilir. Kısık ateşte yapıyoruz bu işlemi. Arkadaşlar şekerim erimeye başladı yavaş yavaş. Bakın yavaş yavaş kaynamaya da başladı. Bu şekilde karıştırarak eritiyorum. Ocağımın altı çok kısıktı. Birazcık yükselttim. Bakın bu şekilde kaynamaya başladı. 10 dakika kaynattım. Bakın kıvamı bu şekilde. Şimdi içerisine yarım çay kaşığı limon tuzu ilave edeceğim. Yarım çay kaşığı limon tuzumu ilave ettim. Bir 5 dakika daha kaynatacağım. Ve reçelimin kıvamına bakacağım. Benim reçelim az olduğu için 15 dakikada kıvamını aldı. Ama sizlerin ölçüsü fazlaysa kaynama süresi uzayacaktır. Kıvamına bakıp reçelinizi yapabilirsiniz. Bakın 5 dakika kaynadı. Şimdi bu şekilde beyaz bir tabağın üzerine bakın böyle damlatıyorum. Damlam eğer koyuysa böyle koyu akışkan kıvamdaysa reçelim olmuş demektir. Bakın bu şekilde damlalarımı görüyorsunuz koyu. Bakın böyle kıvamı bu şekilde olmalı. Bütün reçellerinizi bu şekilde kıvamına bakarak ayarlayabilirsiniz. Reçelim artık oldu. Ocağımın altını kapatıyorum. Dilerseniz sıcak sıcak kavanozlara doldurup
Kapağını sıkıca kapatıp ters çevirerek bir gece bekletebilirsiniz. Böylece uzun süre saklayabilirsiniz. Ama ben hemen tüketeceğim için kavanozlara koymadım. Bakın reçelimiz hazır. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızı göstermeyi unutmayınız. Gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.